Bir kapalı çarşıya gidelim. Tabii. Arkadaşlar Emre Kol'u hazırladık galiba. Evet, Emre Kol hazır. Üşüyorlar. Ciddi bir soğuk var İstanbul'da. O yüzden hareket ediyor Emre. Evet, Emre hazır olsun artık arkadaşlar. Evet, Emre Kol bize neler aktaracaksın? Kapalı çarşıda az önce 3.51.80'le tarihi zirveyi gördük. Öğle saatlerinde doların fiyatı 3 lira 43 kuruş seviyelerindeydi kapalı çarşıda, fakat öğleden sonra akşama doğru birdenbire rekor kırdı ve 3.5 seviyesini aştı. Tam 3 lira 50.70 seviyesinde gerçekleşti doların fiyatı ve bir rekor oldu aynı zamanda. Fakat öğle saatlerinde, yani şu sıralar, kapalı çarşıda yeni bir rekora daha imza attı. Bakın hemen gösterelim. 3 lira 52.5 kuruş seviyesine kadar şu anda dolar yükselmiş oldu. Hemen altında kameraman arkadaşım Erkan Başyiğit göstersin. Euro da pariteden dolayı onu takip ediyor ve o da bir 10 kuruşluk yükselme gerçekleştirdi. 3 lira 65 kuruş kadar civarındayken şu anda 3 lira 75 kuruş seviyelerine çıktı. Peki dolara ne oluyor? Dalgalanma niye bu kadar yükseldi? Hemen yanımızda para piyasaları ve yatırım uzmanı Volkan Kuyucuk var. Hemen kendisine dönüyorum efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz kapalı çarşıya. Evet, doların durumu nedir? Şu anda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Birazcık daha kırılma aslında Trump seçiminin hemen ardından oldu. Tüm global tarafta dolar güç kazanırken gelişmekte olan ülke kurları da tepet olarak baktığımızda bu baskının iyiden iyi hissetti. Biz birazcık daha önümüzdeki süreçte bundan sonraki dönemde doların etkisinin nerede son bulacağına bakacağız. Seviye olarak izlemeye devam ediyoruz ki bu hareketle birlikte 3.53-3.55 bandını artık biz yani 3.55 seviyelerini hedef olarak almaya başladık. Bu seviyenin üzerinde olası sapmalarda, olası yükselişlerde 3.61-3.62 seviyelerini izlemeye devam edeceğiz. Ama Trump seçimiyle birlikte bakıldığında gelişmekte olan ülkenin tamamını dikkate aldığımız, ki Türkiye'de bu sepetin içinde yer alıyor. Yaklaşık olarak 25 milyar dolarlık bir çıkıştan söz ediyoruz. Bundan sonraki süreçte dolardaki yükselişin aslında nerede son bulacağını izlemeye devam edeceğiz. Çünkü dünün açıkçası akşam saatlerinde biraz biz global anlamda piyasalara baktığımızda o Trump etkisinin biraz yavaş yavaş güç kaybetmeye başladığını görüyoruz ki bunu dolar endeksinde biz izliyoruz. 100.80 seviyelerine kadar gerileyen bir dolar endeksi var. Eğer önümüzdeki süreç içerisinde dolar endeksi gerileme eğilimine devam ederse birazcık daha TL'nin de bu durumdan pozitif yönde etkilenmesini bekleyebiliriz gibi görünüyor. Peki saat 16.30'da kritik bir açıklama bekleniyor. Amerika'da tarımdan arındırılmış istihdam verileri nasıl olur sizce? Şimdi tarım dışı istihdam rakamı artık hani baktığımızda evet genel itibariyle önemli bir veri. Ama şu an itibariyle bakıldığında hani verinin evet kısmen etki yaratabilir ama ciddi anlamda trendi değiştirebilecek bir etkisi olmayabilir. Hani buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte Amerika'yı konuşmak gerekirse Amerika'nın üzerinde artık dünyada enflasyon rakamı konuşulacağı bir döneme girdik. Çünkü Amerika'nın eğer faiz artırım süreci devam edecekse bu bağlamda enflasyon rakamlarındaki yükselişi izlemeye çalışacağız ama şöyle bir önümüzde takvim var. 14 Aralık'a kadar önemli bir zaman dilim var. Önümüzde yaklaşık olarak bir 12-13 günlük süre var. Çünkü 14 Aralık'ta Fed'in faiz artışı ihtimalini konuşuyoruz. Fed faizleri arttıracak. Yani bunu artık piyasa kesin olarak fiyatların içine yansıtmış ama piyasanın bilmediği şu var. 2017 yılında Fed'in vereceği mesajı biz bilmiyoruz. 2017 yılında hangi mesajı verecek? Faiz noktasında hangi noktaya değinecek? Bunu da bilmiyoruz. Trump ekonomisine baktığımızda Trump'ın getireceği Amerika'da uygulanacak ekonomi modelinin de net olarak piyasalar tarafından şu anda bilindiğini de söylemek çok da doğru olmayabilir. İlerleyen günlerde hareketli günler yaşayacağız ama şu anda 14 Aralık'a kadar olan sürede biz piyasalarda döviz tarafında aşağı ya da yukarı yönlü hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. Şimdi düne dönecek olursak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili önemli bir el sıkışma yaşandı Türkiye siyasetinde. Doların üzerinde bunun da etkisi olduğu söyleniyor. Hatta daha çok etkisi olduğu söyleniyor. Siz katılıyor musunuz? Yani şu anda açıkçası hani siyasi taraftan bakıldığında bir referandum var. Referandum yapılacak ve anlaşma sağlandı. Bu süreçle birlikte piyasalar bu süreci dikkat ve hassasiyetle takip ediyor ama fiyatlama noktasında açıkçası birazcık daha hem yıl sonunun yaklaşması nedeniyle kurumların da biliyorsunuz döviz açık pozisyonları var. Bunların da tamamlanmasıyla birlikte kurdaki yukarı yönlü harekete tanık olduk gibi görünüyor.
Peki saat 17'de de o 16.30'daki açık Amerika'dan gelen haberden hemen sonra da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bir toplantısı gerçekleşecek. Buradan olumlu bir karar çıkar mı, sonuç çıkar mı, ne bekliyor? Şimdi buradan çıkacak sonuç önemli. Yani piyasalarda ne tür bir sonuç çıkacak? Ama piyasaları yatıştırmak adına birazcık daha ekonomide daha orta vadeli bir yatırım süzgeci geçirilebilir. Burada birazcık daha hani iş sanki önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'na görev düşüyor gibi. Merkez Bankası'da olanı biteni yakından takip ediyordur. Önümüzdeki süreç içerisinde Merkez Bankası'ndan da hamleler gelebilir gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi uzmanı Volkan Kuğucuk aktardı. Doların yukarı yönlü hareketleri devam ediyor. Şu anda Kapalı Çarşı'da az önce de aktarmıştık 3 lira 52,5 seviyesini zorluyor şu anda yukarı doğru. Peki saat 16.30'da dediğimiz gibi Amerika'dan gelecek önemli bir haber var. İstihdam verileri açıklanacak. Tarımdan arındırılmış istihdam verileri açıklanacak. Ona göre de dolar son şeklini almış olacak haftanın bu son günde diyelim ve Erhan Yılmaz sözü tekrar stüdyoya sana bırakalım. Emre Kol, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bu Büyükçekmece'deki